Kutlu Yayın Evi'nin sanal toplantılarının ikincisini düzenlemekteyiz. Bir yazar sosyal medyada ne paylaşır adında bir konu belirledik. Bu konuyu anlatması için de Branding Türkiye'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni, dijital markalaşma uzmanı Mürsel Ferhat Sağlam'ı bugün konuk ettik. Geçenki toplantımızın verimli olmasından dolayı o toplantıyı da yine aynı konu üzerinden devam ettirdik. Mürsel Bey bugün size hem sosyal medya ile ilgili bilgilerini sunacak, kendi bilgilerini sunacak. Ardından soru cevap kısmına geçeceğiz. Orada da sizlerden gelecek soruları yanıtlayacak. Ben şimdi sözü Mürsel Bey'e bırakıyorum. Şimdi tabii ben soru cevap yapacağım biraz böyle. Herkes elini kaldırabilir, kamerası açık olanlar. Açık olmayanlar da artı veya eksi şeklinde yorum yapabilir. Facebook kullanıyor mu herkes? Evet, çoğunluğumuz kullanıyor. Kullanmayan var, yakaladım. Şimdi öncelikle kişisel Facebook yerine sayfa açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kaç kişinin profesyonel Facebook sayfası var? Benim var mesela. Evet, bir Şeyda Hanım'ım var. Halil Bey'im var. Şimdi öncelikle bugün notlarımızı da alalım tabii ki. Herkes bugün kendisine, eğer kitabı daha ön plandaysa, bazı yazarlarımızın öyle oluyor. Kitabı daha ön plandaysa kitabı adına reklam pazarlama çalışmasını yapıyoruz. Kendisi ön planda olmak istiyorsa da kendisi adına açıyoruz. Ama kendiniz adınıza açmanızı tavsiye ederim. Öncelikle profesyonel bir Facebook sayfası açıyoruz. Bu bir. Twitter kullanan kaç kişi var? Güzel. Yine bir çoğunluk var. Yine herkes, kullanmayanlar da bugün Twitter açıyor arkadaşlar. Herkes de birbirini takip etsin. Bu arada böyle Twitter'da bu aralar meşhur işte. Mali müşavirler birbirini takip etsin, yazarlar birbirini takip etsin diye etiketler açıyorlar. Biz de Kutlu Yayın Evi'nin yazarları ve dostları birbirini takip etsin diyelim. Böyle bir hashtag oluşturalım. Ve birbirimizi takip edelim Twitter'da. Instagram umarım kullanıyorsunuzdur. Evet, kullanan çok kişi var yine. Yine kullanmayanlar kullansın arkadaşlar. Evet, emoji yollayanlar var, güzel. Kullanmayanlar da kullanıyorlar bugün itibariyle. Yine profesyonel Instagram hesabı açıyoruz. Yani herkese gizli hesap açmayalım. Biz bir yazarız, topluma mal olmuş olarak kendimizi kabul edeceğiz. Ve bizim yaptığımız hiçbir şey gizli değil artık. Yani biz artık 83 milyona karşı sorumluyuz. Bu şaka değil. Büyük ihtimal çoğunluğumuz kullanmıyordur ama LinkedIn kullanan var mı? Güzel. Doktor Serkan Savaş, Seyfettin Bey. Arkadaşlar LinkedIn'i çok acil bir şekilde açıyoruz. Sorularımızı yanıtlayacağım. Şey bittikten sonra, konuşmamız bittikten sonra. Yani LinkedIn çok önemli. Niye? Çünkü orada iş insanları var, yayıncılar var, profesyoneller var, uzmanlar var, yazarlar var. Yani orada Facebook, Twitter, Instagram kitlesi yok. İnsanlar çok profesyoneller ve etkileşim açısından da hiç cimri değiller. Özellikle böyle bir yeni yazarın bir kitabı çıktığında falan herkes birbirini tebrik ediyor, kitabını edinmeye çalışıyor vesaire. Stratejik olarak LinkedIn'e profil açıp kullanırsanız çok büyük fayda elde edersiniz. Tabii YouTube var mı diye soracağım ama YouTube'da içerik üretmek çok zor olduğu için burada bir kesinlikle açın diyemiyorum. Ama olursa tabii güzel olur. Onun dışında yine Medium kullanmanız sizin yararınıza olur. Yaptığınız aksiyonları, mesela atıyorum bir imza günü yaptınız, onunla ilgili Medium bloğunuzda paylaşım yapmanız Google nezdinde ilk sayfada indekslenmenizi sağlar. Şimdi bunlar sosyal ağlarımız. Onun dışında mesela Telegram kullanmanızı tavsiye ederim. Yani atıyorum işte Mürsel Sağlam ve kitapları diye ben istersem Telegram'da bir kanal açabilirim. Grup demiyorum, kanal. Bu kanal herkese açık olduğu için ve bu kitle sadık kitleniz olacağı için sizin atıyorum orada 500 kişi mi var? 500 okurunuz var anlamına gelir aslında. Yani Telegram, WhatsApp grupları gibidir. Telegram kanalında 500 kişiye ulaşmak büyük meseledir. Veya işte Instagram'da 5000 kişiye ulaşmak, 10.000 kişiye ulaşmak nasıl büyük bir mesele ise orada da aynı durum söz konusudur. Yani bu sosyal ağlarda profillerimizi açtık, düzenlemelerimizi yaptık. Her yerde profil fotoğrafımız aynı olacak ve kurumsal olsun. Yani güneş gözlüklü fotoğrafımızı profile koymak pek uygun olmuyor. Onun dışında kitabınızı koyabilirsiniz veya işte business bir fotoğrafınızı, yani profesyonel bir fotoğrafınızı profil fotoğrafı yaparsanız çok iyi olur. Ve onun dışında da ben burada kendi
hesabımı da açayım. Daha doğrusu Facebook'umu açayım. Ekran paylaşımı yapacağım. Şu an ekran herhalde görünmüyor. Şimdi şu an görünüyor olması lazım. Görünüyor herhalde. Şimdi bu branding Türkiye'nin tabii ama burada biraz iyi bir örnek olması için açtım. Kendi hesabımı da göstereceğim. Şimdi bakın profil fotoğrafı. Burada sizin fotoğrafınız olacak. Kapak fotoğrafı. Kurumsal bir fotoğraf tasarlatacaksınız. Ve kategorisel içerik paylaşımı dediğimiz bir olgu var. Burada gördüğünüz gibi bakın bir düzen söz konusu. Herhangi bir iş geldiğinde atıyorum inovasyonla ilgili içeriklere ulaşmak istediğinde bu albüme tıklıyor ve o içeriğe ulaşabiliyor. Rahatlıkla ulaşabiliyor. Kategorisel içerik paylaşımı bu açıdan önemli. Yani biz bunu Facebook'ta albümlerle yapıyoruz. Instagram'da öne çıkan görseller var biliyorsunuz. Hikaye paylaşımlarını arşivleyebiliyoruz. Twitter'da anılar oluşturabiliyoruz. Daha doğrusu anılar oluşturabiliyoruz. Mesela işte ben bu arada podcast kanalımı takip edebilirsiniz. Mesela ben böyle bir an oluşturdum. Burada da kategorisel içerik paylaşımı yapmış oldum. Dijital markalaşma sohbetleriyle ilgili tweetlerimi aramak zorunda değiller katılımcılar. Direkt buraya geliyorlar ve gördüğünüz gibi buradan ulaşabiliyorlar. Veya işte koronavirüsle ilgili yaptığımız paylaşımlar gördüğünüz gibi. Sadece bu tweetler var. Yani Twitter'da da bu şekilde yapıyoruz. Pinterest'e geliyoruz. Kullanın, mutlaka kullanın yani Pinterest'i de. Burada da panolarımız var. Gördüğünüz gibi yine böyle tek bir pano açıp hepsini oraya atmamışız. İşte haberler ayrı, iş dünyası ayrı, işte günün gündemi. Yani okuyucu geldi, işte koronavirüs gündemiyle ilgili içeriklerimizi okumak istediğinde sırasıyla görüyorsunuz bir düzen söz konusu. Geliyor buradan ulaşıyor istediği içeriğe. Pinterest'e açıp yine bizi ve Kutlu Yayın Evi'ni takip edebilirsiniz. Şimdi ben bir yazar olarak ne yapıyorum mesela? Gördüğünüz gibi kitabımın kapak tasarımını özel olarak yaptım ve Facebook kapak görseli olarak ayarladım. Onun dışında profil fotoğrafım burada ve fotoğraflar kısmına geldiğimizde yine kategorisel içerik paylaşımı odağında bütün aksiyonlarınızı paylaşacaksınız ama bunu yaparken tabii ki görselleştirme yapmak zorundasınız. Mesela işte benim basında çıkan haberler, işte marka yönetim mesela basında çıkan haberlere bakalım nasıl paylaşmışız. Gördüğünüz gibi yani linkle paylaşıp işte ben burada yer aldım değil, arşivleyeceğiz her şey bize ait. Herkes görüyor herhalde. Bakın. Stratejik marka yönetimi Şirep Dergi'de yayınlanmış. Burada linki vermişiz. Aynı zamanda burada vermişiz. Paylaşımdaki düzeni görüyorsunuz. Tabii hakkında kısımlarını doldurmak zorundasınız. Her yerde aynı bilgiler olacak. Yani size anlatan. İşte kısa bilgi, uzun bilgi. Onun dışında biyografi vesaire. Bir bakıyoruz mesela. Twitter'da da aynı ifade. Yani Instagram'ıma girdiğinizde orada da aynı şeyi göreceksiniz. Dolayısıyla benim her yerde ziyaret eden kullanıcılar, takip eden kullanıcılar beni her yerde rahatlıkla bulabilirler. Yani kategorisel içerik paylaşımı bu açıdan önemli. Videolarınızı, yani bir video çektik sadece YouTube'a atalım diye bir şey yok. Olabildiğince çok mecraya atacaksınız. Mesela videolarımızı biz YouTube'a da atıyoruz. Dailymotion, Vimeo, işte Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, işte ne bileyim Medium. Ne oluyor bu sefer? İçeriklerinizi çoklu kanallarda paylaşmış oluyorsunuz. Dijital varlıklarınızı güçlendirmiş oluyorsunuz. Şimdi LinkedIn'e geliyoruz.
LinkedIn gerçekten önemli bir mecra. Yani burada 10 bin takipçiye falan ulaşmak, hani Instagram'da 100 bin takipçiye bedeldir, öyle söyleyebilirim. Çünkü LinkedIn'de profesyonel bir kitle var. Yani burada firmaların CEO'ları var, genel müdürleri var, departman müdürleri var, işte kamu yöneticileri var veya kamu çalışanları var, işte ajans çalışanları var, firmaların çeşitli departmanlarında çalışan insanlar var. Yani sizin kitabınızı işte tarihçiler var vesaire, bir sürü insan var. Yani profesyonel bir kitle söz konusu. Dolayısıyla biz işte sadece Facebook'ta ben çok güçlüyüm demekle olmuyor. Twitter'da çok takipçim var, bu bana yeter demekle olmuyor. Biz olabildiğince çokluk kanalda yer almamız gerekiyor. Tabii bunu yaparken işte kurumsal hashtaglerimiz olacak. Mesela işte hashtag Mürsel Ferhat Sağlam, hashtag dijital markalaşma kitabı veya işte yayın evini etiketleyebiliriz. Hashtagleri de her paylaşıma kullanacağız. Yani bizim 2-3 tane kurumsal hashtagimiz olacak. Onun dışında da konuyla ilgili hashtagler, işte dijital pazarlama diyebilirim, marka diyebilirim kitabımı paylaşırken. İşin sosyal medya tarafı bu. İkinci tarafta da işin tabii medya ile ilişkiler kısmı var. Yani siz sosyal medyada bazen milyonlarca takipçiye de sahip olsanız kitabınız satmayabilir. Yani böyle örnekler var. Bizim elimizde de var. Tabii isim vermeyeceğim ama yani 2-3 milyon takipçiye sahip olup 1000 kitap satamayan çok insan var, çok fenomen var. Yani sosyal medyadaki kitleniz sizin sosyal medyadaki kitlenizdir. Onlar aksiyona geçmeyebilirler. Dönüşüm dediğimiz olgu var. Yani dönüşüm dediğimiz şey sadece satış yapmak değil. Bazen işte bir form doldurmak, bazen sizi takip etmeleri de dönüşüm olarak adlandırılabiliyor. Dolayısıyla biz bir dönüşüm elde edebilmemiz için arkadaşlar, işin dedik yani marka yönetimi tarafı da olacak. Marka yönetimi tarafının da bir alt kısmında PR dediğimiz kısım var. Yani işte medya ile ilişkilerimiz var. İşte yerel basını önemseyin mesela. Yani hepimiz farklı şehirlerdeyiz büyük ihtimalle. Kendi şehrinizdeki gazetelere bile çıkamıyorsanız burada bir sorun var. Yani biz bir yazara danışmanlık yaparken mesela hemen yerel basınla ilişkiye geçiyoruz. Yani bu yazar ister İstanbul'da olsun, ister Ankara'da olsun. Ama Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 2000'den fazla yerel basın kuruluşu var. Ve ben ilk üniversitemi Tekirdağ'da okudum. Oradaki insanların, bu arada Ankara'da da yaşadım, farklı şehirlerde de. Yani yerelde İstanbul dışındaki insanların umursadığı şey kendi şehrinde ne oluyor? Dolayısıyla kendi şehrinin gazetesini okuyor bu insanlar öncelikle. Yani Tekirdağ'daki insan önce Tekirdağ'daki gazeteyi okuyor. Veya Tekirdağ'daki gazetenin web sitesini ziyaret ediyor. Veya onun sosyal medyasını ziyaret ediyor. Dolayısıyla siz yerel basınlarınızı iyi tutarsanız hürriyette haber olmak kadar önemlidir. Yani yerel basında yer almak. Sonuçta hürriyetteki haber belki sosyal medyasında paylaşılmıyor. Bazen Google'da indeks bile aldırmıyorlar her haberi ama yerel basın sizin haberinizi yaptığında, sizin röportajınızı yayınladığında bütün mecralarda bunu paylaşıyor. Dolayısıyla da yerel basını önemsemenizi tavsiye ederim. Fenomenlerle çalışalım mı diye çok soran oluyor. Fenomenlerle tabii çalışabilirsiniz ama siz önce kendiniz fenomen olmaya odaklanın. yani kitabınızın türü ne olursa olsun, edebi de olabilir, tarih de olabilir. Ben tarih kitapları da biliyorsunuz çok popüler. Ben ikinci üniversitemi de tarih üzerine okudum. Master'ımı da tarih üzerine yaptım. Doktorayı reklamcılık üzerine yapıyorum ama yani sosyal bilimlerden geliyoruz aslında. Yazar gazeteye çıkması zorunlu mudur? Yani zorunludur. Yani zorunludur, evet. Bence zorunludur. Yani zorunlu olmak zorunda diyelim. Böyle de bir ifade kullanalım. Yani bu bütünleşik bir süreç arkadaşlar. Yani ben sadece Facebook, yani sosyal medya açısından bakalım. Sadece Facebook'ta olsak oluyor mu? Bakın birçok sosyal medya mecrası saydım. Ve bunlar en popülerleri aslında. Yani becerebiliyorsanız TikTok'ta bile yer alabilirsiniz. Yani ben kitabımla ilgili video içerik üretebilirim, bir dakikalık içerikler üretirim diyorsanız TikTok'un inanılmaz bir etkileşim, erişim gücü var. Yani sizi takip etmese de insanlar kitabınızdan haberdar olabilirler. Yani içerik üretmeye odaklanalım. Yani buraya kadar anlatmak istediğim aslında bu. Düzenli olarak 2 haftada bir basın bülteni yazın kitabınızla ilgili. İşte atıyorum dijital markalaşma kitabı çıktı. Bu 1. basın bülteni. Dijital markalaşma kitabını işte A kişisi öneriyor. Yani bir kanaat önderi diyebileceğimiz bir insan öneriyorsa onu haberleştirme gücünüz vardır. Atıyorum dijital markalaşma kitabı işte mesela ben Anadolu Ajansı'na röportaj versem ya da verdiğimde haber değeri var bunun, değil mi? Yani
bir haber daha çıktı bakın. İşte atıyorum dijital markalaşmayı sosyal medyada takip edin kitabı. Bakın bir haber daha çıktı. Ya da işte 10 bin takipçiye ulaştınız diyelim. Bakın bu da bir haber değeridir. O yüzden size Medium kullanın dedim. Yani o sizin blogunuz olacak. Orada hep haber yayınlayacaksınız. Bunlar tabii haber değeri olan şeyler. Çok takipçi yapmak, elde etmek için. İçerik üreteceksiniz. Başka hiçbir, yani mesela LinkedIn'de, Pinterest'te takipçi satın alma diye bir şey yok. Tumblr'da yok, Medium'da yok. Nasıl takipçi arttıracaksınız? Hadi Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da veya YouTube'da işte abone satın aldınız, takipçi satın aldınız. Yani çok da tavsiye etmem almanızı ama. Hadi aldınız diyelim. Ama diğer mecralarda nasıl aktif olacaksınız? Veya oralarda takipçi aldınız. Bu sadece kendinizi kandırmak oluyor. Birçok marka şunu da yapıyor yani. Instagram'da 10 bin takipçi alayım, yukarı kaydır özelliğini çalıştırabileyim diye takipçi satın alanlar oluyor. Yani onu bir nebze anlıyorum. Hani 10 bin takipçi yükleyelim, yukarı kaydır yapalım Instagram'da diyenler oluyor. Hadi o bir nebze kabul edilebilir, affedilebilir bir durum. Ama diğer mecra, bu sefer de tabii algoritmayı bozarsınız. Yani Instagram'ınızda veya diğer mecralarda. Çünkü bu takipçiler Türkiye'den gelmiyor. Hindistan'dan, Arabistan'dan takipçiler geliyor. Dolayısıyla Instagram'da diyor ki ya sen Türkiye lokasyonundasın ama Türkiye'den daha fazla Hindistan'dan takipçin var. Bu arada yani algoritmanın ağına takılıyorsunuz. Hesabınız kapanmasa da erişiminiz ve etkileşiminiz düşüyor. Yani cezalandırılıyorsunuz. Bunun da farkında olmuyorsunuz. Instagram sizi uyarmıyor. Çok takipçi elde etmek için sürekli reklam verin de demiyorum ama mesela çekiliş yapabilirsiniz ama Instagram'da çekiliş yapmak ne kadar mantıklı olur? Ama LinkedIn'de çekiliş yapmak hiç olmayan bir şeydi. Biz başlattık. İnanılmaz erişim alıyor. Yani 200 bin kişiye kadar ulaşabiliyoruz biz. Çünkü bizim LinkedIn kitlemiz toplamda 100 bini buluyor. Yani 200 bin, 300 bin kişiye ulaşmak bizim açımızdan normal. Ama tabii yani sizler de başladığınızda ortalama 10 bin, 20 bin kişiye kadar çekilişlerle ulaşabilirsiniz. Yani birinci yöntem çekiliş diyebiliriz. Not da alabilirsiniz. İkinci yöntem fenomenlerle çalışabilirsiniz. Paranız varsa. Fenomenler çok para istiyor biliyorsunuz. Üçüncüsü edebiyat odaklı mecralar. İşte edebiyat odaklı siteler var. Buralarda mutlaka yer alın. Yani haberinizi yayınlamalarını isteyin. Yani bu tarz mecralar da öyle parayla çok yayınlamıyorlar. Yani kitabınızı hediye ettiğinizde bu mecralar zaten haberinizi yayınlıyorlar. Yani güzel bir basın bülteni yazın veya yazdırın profesyonel birine. Sonrasında da yerel basına yani 15-20 yerel basın, birkaç edebiyat sitesi haberinizi yayınladığında zaten bir kitabın 20 yerde haber olması iyidir, yeterlidir de. Çünkü bunun sosyal medyada paylaşımları da var. Çarpan etkisiyle işte 5-6 mecrada aynı anda paylaştığımızda ne oluyor bu sefer? Aslında bizim elimizde 100'e yakın içerik türü olmuş oluyor. Bu arada yani tabii anlatacak çok şey var. Yani bu eğitim ben sabaha kadar konuşurum. Ama sizin sorularınız varsa bence soru cevap şeklinde gidelim. Sorularınızı yazabilirsiniz. Bence çok daha iyi olur. Evet, Sercan Bey bir ekleme yaptı. Teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylüyor. Önerdiğimiz edebiyat odaklı siteler. Yani şu an çok aklıma gelmiyor ama Edebiyat Haber diye bir site vardı sanırım hatırladığım kadarıyla. Bir zamanlar bizim Şilep dergimiz vardı. 2 sene öncesine kadar edebiyat portalıydı. Kapandı, kapattık daha doğrusu. Aklıma gelirse ben ulaştırırım yayın evinizi. Şöyle yapalım. Soru sormak isteyenler, aşağıda Reactions diye bir yer var, gülen surat. Onun orada el işaretleri var. Ona tıklarsanız elinizi kaldırmış olduğunuzu görürüm. Ona konuşma hakkı veririz. Sorusunu sesli olarak dile getirir. Müşter Bey de yanıtlar. Evet, güzel. Facebook'taki edebiyat grupları, yani evet. İş görüyor. Bazıları iş görüyor. Ama kendi grubunuzu da oluşturabilirsiniz. Yani yine Facebook grupları da Telegram kanalları gibi sadık bir kitlenizin olması anlamına gelir. Sadece siz paylaşımı yaparsınız. Evet, yani önerilerinizi de tabii ki paylaşabilirsiniz. Önerileri yani bol bol alabiliriz. Teklifleri alabiliriz. Hasan Satır'ın bir sözü var sanırım. Tamam. Mikrofonunuzu açtım Hasan Bey. Buyurun. Hocam kolay gelsin, sağ olasın bu arada. Teşekkürler. Bu linkteki paylaşımlar genellikle yabancı olduğu için çok ilgi olmaz diye düşündük de hesap
önceden açılmıştı. Öyle bıraktık. Bununla ilgili kitabın reklamını mı daha çok yapmam lazım? Şimdi LinkedIn'de ben yine ekran paylaşımı yapayım. Size de bir tüyo vermiş olayım. Görünüyor mu şu an? Galiba şimdi bir şey. Evet. Şimdi mesela LinkedIn açtık. Bu bizim LinkedIn profilimiz. Sağ üst köşede iş yazıyor. İngilizcesi işte business yazar. Şirket sayfası oluştur diye bir kısım var ama bu bireysel olduğumuz için bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal kişi profili oluşturuyoruz. Yani burada benim olduğu gibi. Gürsel Ferhat Sağlam. Yine aynı şekilde. Aynen. Kişi profili oluşturuyoruz. Şirketimizi, üniversitemizi yazıyoruz. Buraya kısa bilgi yazıyoruz kendimiz hakkında. İşte ben yazmışım. Buraya da uzun bilgi yazıyoruz. Yani kendi biyografinizi yazıyorsunuz. Profesyonel bir şekilde. Benim profilimi incelerseniz ben genelde eğitimlerde veya konuşmalarda işte Branding Türkiye'yi veya benim şahsi profillerimi tüm mecralarda incelerseniz kendinizce bir yol haritası çizersiniz aslında. İşte anladım, bakın anladım. Şirketlerimizi paylaşmışız. Sertifikalarımızı, yeteneklerimizi paylaşıyoruz. Şimdi bu profilimiz A'dan Z'ye doldurduk. %100'e ulaştırdık. Sonra biz yazarız mesela ne diyelim mesela? Diyelim ki tarih. Mesela sizin kitabınızın konusu ne? Şiir. Mesela buraya yazar diye arama yapalım. Kişilere tıklıyoruz. Bağlantılarda 2'yi seçiyoruz. Yazar dediğimizde bakın. Gördüğünüz gibi yazarlar listeleniyor ve 100 sayfa var. Her sayfada da 3, 4, sanırım 10, evet. 100 çarpı 10. Bunlarla bağlantı kur dediğimiz esnada evet. Kişiler iletişim haline geçmiş oluyoruz otomatikman zannederim. Bağlantı kur diyoruz, şimdi gönder diyorsunuz ve sizi aslında listenize eklemiş oluyorsunuz. Bunu anladım. Günde 50 kişi şeklinde yapın. Daha fazla yapmanıza izin vermiyor benim hatırladığım kadarıyla. Mesela sosyal medya ile ilgili insanlara ulaşmak istiyorsunuz. Bu sefer sosyal medya uzmanı diyorsunuz mesela. Yine aynı yöntemle 2'yi işaretledik. Yine yani bu 100 sayfa bitene kadar her gün 50 kişi ekleyin. Anladım. Çok LinkedIn'de böyle kendi ağınızı şey yapmış olursunuz. Paylaşım yapmak için de her gün düzenli kitabınızdan sözler, işte kitabınızın görseli, kitabınızla ilgili böyle içerikler yazabilirsiniz. Görselinizi paylaşabilirsiniz. Vesaire. Dolayısıyla yani her gün istisnasız paylaşım yapmaya çalışalım. Tamam Mursi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha var herhalde. Gerek yerel gazetede, gerek yazı. İncelemem lazım profilinizi. Kitabınızın adı neydi mesela? Türü nedir ya da kitabın? Mesela şiir kitapları ne yazık ki yayın evleri bile şiir kitapları basmak istemiyor. Nedenini de söyleyeyim. Dağıtımcılar şiir kitabı dağıtmak istemiyorlar. Çünkü okunmuyor. Neden dağıtmak istemiyorlar? Çünkü kitap evleri de raflarına şiir kitabı koymak istemiyorlar. Yani böyle dönüşümlü bir durum var şiir kitapları ile ilgili. Eğer şiir kitabı yayınlıyorsanız biraz şansınız az diyebilirim. Hatta yayıncılar roman ve hikaye yayınlaması konusunda yazarlara baskı yapıyorlar. Biz baskı yapmıyoruz şimdi, kimseye. Rahat bırakıyoruz. Evet, işte herkes Kutlu Yayınevi gibi olmuyor. Halil Bey'in bir önerisi var galiba. Bakıyorum. Çok iş yapmak yasaldır. Seyfettin Bey yazmış. Instagram'da kitap çekilişi yapmak evet doğru yasal. Yapabilirsiniz ama çekilişinize 10 kişi katılırsa gülüş duruma düşersiniz. Minimum böyle 100-150 kişinin katılacağı şekilde insanlara birebir yani WhatsApp'taki insanlara, kişi listenize çekiliş yapacağınıza dair önceden bilgilendirme ve görseli yollayın. İşte atıyorum bugün saat 5'te deyin mesela. Ve insanlar saat 5'te çekilişe katılıyorsunlar veya paylaştıktan sonra direkt o paylaşımın linkini yollayın ki çekiliş böyle yetim gibi kalmasın. Bu sefer 10 kişi katılıyor. 10 kişiden de 5 kişiye vereceğiz diyorlar kitabı. Hiçbir anlamı olmuyor o çekiliş. Evet, başka soru bir kişi daha mı vardı? Ben hesabınızı incelerim. Bana WhatsApp'tan numaramı paylaşmıştım. Sosyal medyadan da tabii ki takip edin bizleri.
Ben podcast kanalımı da yollarım. Orada her hafta dijital bir arkadaşımı sohbetlerinde 10 dakikalık konuşma yapıyorum. Dinlerseniz düzenli olarak, makalelerimizi okursanız, makale arşivimizi de yollayacağız. Buradaki herkesin, ben rica ediyorum yani, günde 3 makaleyi mutlaka okusunlar. Çok faydasını görecekler. Arkadaşlardan yeni bir yazı gelene kadar, yeni bir soru gelene kadar ben aynı zamanda bir bilgi vereyim. Siz dediniz işte edebiyat topluluklarında, edebiyat yerlerinde, sitelerinde çeşitli yazılar yazabilirler diye. Evet. Biz de yayın evi olarak bunun altyapısını kurma aşamasındayız. Bitti bitecek. Çaysimitkitap.net diye bir edebiyat sitesi oluşturduk. Tasarımını vesaire de bitirdik. Sadece bir üyelik kısmı kaldı. Tüm yazarlarımıza orada yazı yazma, makale yazma, hem kendi kitabını tanıtma hem de yeni konulara değinme için bir olanak sunacağız. Buradan da tüm yazarlarımıza bu müjdeyi vermiş olalım. İlginiz olsun. Biz de Branding Türkiye'de duyuralım. Hediyemiz olsun. Güzel hocam, iyi olur. Mürsel Bey'in dediği gibi yani yerel gazetelerde, yerel kanallarda bulunmanız çok önemli. Bu konuyu yeniden bir gündeme getireyim. Çünkü bize de bazen yazarlarımız telefon ediyorlar ya da mesajla yazıyorlar. Falanca yerel kanal beni davet etti, katılayım mı? İşte falancası böyle bir şey yaptı, siz ne dersiniz? Bizim yanıtımız olumlu. Yani Mürsel Bey'in de dediği gibi, daha doğrusu geçen ilk toplantıda konuştuğumuz gibi, ilk önce sizin yazar olduğunuzu sizin kendi çevreniz bilmeli. Yani yeni başlayanlar için söylüyoruz. Haddimizi aşmış olmayalım elbette. Önce sizin aileniz, eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız sizin yazar olduğunuzu benimsemeli ki sonra siz büyük çevrelere hitap edebilirsiniz. Aynı mantıkla yerel medya sizi yazar olarak tanımalı ve tanıtmalı ki siz oradan kazanacağınız deneyimle diyelim ki yerel bir kanala çıktınız, bir söyleşi yapıyorsunuz. Belki onu çok küçük bir kitle izleyecek ya da stüdyoda 3-5 kişi olacak. Belki 1-2 kişi vardır. Orada edineceğiniz tecrübeyle diyelim ki ulusal bir kanal sizi çağırdı. O size o an o stüdyoda çok yararlı olacak. Yani ulusal kanalların stüdyosundaki ortamla yerel kanalların arasındaki yani onların stüdyolarının arasındaki ortam arasında elbette büyük bir fark var. Ama hiçbir deneyiminiz olmadan oraya gitmeniz ne olur size eksi getirir. Şimdi yerel kanallarda çıkmanızın, yerel gazetelerde çıkmanızın büyük bir yararı var. Mesela yine bir yazarımızdan örnek verelim. Erva Kopuz, bizim 9 yaşında, şu an 10 olması gerekiyor. Bir yazarımız Rize kanalında söyleşiye çıktı. Orada kendisini ifade edebildi, yerel bir kanal. Çay TV'di yanılmıyorsam. Orada kendisini ifade edebildi, dile getirebildi. Ama bunu ilk önce canlı kayıt olarak vermemişlerdi. Normal önce kaydını almışlardı, sonra haberlere sunmuşlardı. Ve orada bu küçük yazarın kendisini ifade edebildiğini gördükleri için kısa bir süre sonra canlı yayına çağırdılar. Bakın bu süreç çok önemli. Önce tecrübe etti, sonra canlı yayına geçti. Belki ilerleyen zamanlarda ulusal kanala çıksa, bütün ulusa, Türkiye'ye seslenecek şekilde kendisinin o gücü buldu. O yüzden Mürsel Bey'in dediğine kesinlikle katılıyorum. Yerel basın ve yayını ciddiye alalım. Öyle bir fırsat varsa kesinlikle kaçırmayalım. Tabii burada kişisel web sitelerinin de olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani her yazarın kendi ismiyle domain, yani alan adı dediğimiz, yani işte atıyorum www.murselberasalan.com gibi alan adlarınızı mutlaka barındırın. Yılda 60-70 lira falan, yani çok pahalı bir şey değil. Ben size alabileceğiniz yeri de yollarım, link atarım yine indirimli bir şekilde. Oradan yani bu akşam bile hemen alabilirsiniz. Çok da yararı olur. Yani dursun. Bu sizin dijitaldeki kimliğiniz, web siteniz. Evet, güzel. Kişisel web sitesi olmazsa olmaz yani arkadaşlar. Çünkü insanlar önce oraya gelirler, orada ziyaret yaparlar. Yani kişisel web siteniz üzerinden imzalı kitaplar dağıtabilirsiniz vesaire. Yani şöyle bir toparlayalım, çok da fazla süremiz kalmadı. Sosyal medyada olabildiğince çok yerde. Yani kırmızı okyanus, mavi okyanus diye bir teori vardır. İşte herkesin olduğu alanda olmak mı, yoksa herkesin olmadığı alanda çok daha başarılı olmak mı? Herkesin olmadığı alanlar var. İşte Medium gibi, LinkedIn gibi, Pinterest gibi. Bu alanlarda siz içerik paylaşırsanız, kitabınızı yayınlarsanız, paylaşımlarınızı yaparsanız o alanlarda popüler olabilirsiniz. Dolayısıyla oradaki kitleyi daha sonra Instagram'a, Twitter'a, Facebook'a çekebilirsiniz. O yüzden alternatif sosyal ağları kullanmanızı tavsiye ederim. Domain ek olarak alıp aynı site ikinci domain ile girilmesi.
teknik bu konu. Burada Sercan Bey biraz daha işin web tarafında uzman, o yanıtlayabilir belki. Mümkün yani herhalde var olan domaini diğer domaini yönlendirmek diyorsanız mümkün bu da. Doğru anladıysam eğer. Kitabınızın adına da domain alabilirsiniz. Soru sormak isteyen varsa el kaldırabilir. Bu aşağıdaki evet, son 4 dakikamız. Bakıyorum, soru yok sanırım. Ben şöyle söyleyeyim, Mürsel Bey size en çok hangi soruyu veriyorlar? O soruya yanıt verelim en azından. En çok neyi soruyorlar? Eğitimlerle ilgili bilgi istiyorlar ve nerelerde yazdığımı soruyorlar genelde, hani sürekli takip etme adına, ama paylaştık zaten başında bunları da. Onun dışında da aslında söyleyebileceğimiz şey, olabildiğince sosyal medyada yer alalım. Olabildiğince farklı yerlere işte konuk olmaya çalışalım. Mesela Kutlu Yayın Evi Instagram'da canlı yayın yapabilir. Tavsiyem diye yapıyor mu bilmiyorum. Her gün bir yazarını ağırlayabilir. Ben şöyle bir soru sorayım. Ben kendim de yazı işleriyle uğraştığım için yazarlarımızın da belki aynı yanıt olacaktır. Şimdi sosyal medya sürekli kullanamıyoruz da bir süre sonra bağımlılık yapıyor bu. Yani sürekli kalkıp Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı şöyle parmağımızla oynatacağız. Bunun böyle bir durumu da var. Şimdi ben tamam Facebook'a işte başladım da şimdi sürekli oraya her gün bir tane paylaşım atacağım diye belki kitap okumam gerekiyor. O kitabı kenara mı bırakacağım? Yani bu doğru bir şey mi acaba? Yani bir tane ürün yazdık diye bütün vaktimizi sosyal medyadan mı geçirmeliyiz? Şimdi bu tarz şeyleri de var. Bilmiyorum, soruyorlar mı? Şimdi ben mesela 10 tane markayı yönetiyorum ben mesela şu hali hazırda, ama Facebook'a girdiğimde o markalarla ilgili tabii içeriklerimiz hazır oluyor. Aylık planımız, içerik takvimimiz, her şeyimiz hazır olduğu için atıyorum Mayıs ayının içerikleri vesaireleri Mayıs'ın 1'i itibariyle hazırdır bizde. Dolayısıyla ben hangi saatte hangi mecrada hangi markanın hangi içeriğinin paylaşacağını biliyorum. Sizin işiniz daha kolay. Sadece kendi içeriklerinizi paylaşıyorsunuz. Bir plan hazırlayın, bir takvim hazırlayın. İşte 1 Mayıs'ta şu paylaşılacak, 2 Mayıs'ta bu. Bu ilk zamanlar vaktinizi alabilir. Ama sonrasında artık bir otomasyon mu diyelim, otomize mi diyelim, bir otomatikleşir yani süreç. Hep kitaplarımızı paylaşmak, ya bu tamamen sizinle kullanıcılarınızın arasında olan bir şey. Yani ben mesela Instagram'da hiç post paylaşmıyorum. Sadece hikaye paylaşıyorum. Bu benim tercihim. Belki bir gün post paylaşırım. Twitter'da, yani aslında ben kendim tamamen iş odaklı kullanıyorum diyebilirim. Yani kişisel çok nadiren paylaşıyorum. Veya spiritüel içerikler paylaşıyorum. O da story'de bir gün sonra yok olduğu için paylaşıyorum onları da. Ama tabii içerik paylaşırken dediğim gibi hani 83 milyona seslendiğinizi unutmayın. Herhangi bir olumsuz durumda linç yiyebilirsiniz. Bıkkınlık oluşturmuyor, keyifli oluyor bence. Bu arada son dakika evet, içerisindeyiz. Son 60 saniyemiz. Ben çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Başka sorular geliyor herhalde. İstersek şöyle bir soruları bir 5 dakikalık daha bir toplantı yapalım. Toparlayalım soruları hocam. Tamam olur. Aynı linkten girelim o zaman. Doğru mu? Bir bağlantı yine kapanacak. Sorularınız varsa toparlayalım. Bir iki arkadaşımızın sorusu vardı. Hem ona yanıt verelim. Sıra kadar yolumuz var. 5-10 dakika içerisinde toparlayalım hocam son bir soruları. Birazdan kapanır. Tamam. Yeniden aynı bağlantıdan bağlanacağız. Sorusu olanlar muhakkak sorsunlar hocam. Mürsel Bey burada. Aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Seve yanıtlayacaktır ki öyle de davranıyor sağ olsun. Harekete geçirici mesajımız var. Sosyal ağın linklerimiz var. Web sitemiz var. Bu iyi bir görsel örnek mesela. Yani bu tarz paylaşımlarla kendinizi kurumsallaştırarak içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Başka soru var mı? Serkan Bey'in sorusuna da evet yanıtlayamadık bir türlü. Dijital okuryazarlık becerisi ve zamanı da gerekiyor. Ona alışma süreci evet. Yani evet bir tespitte bulunmuş sağ olsun. Doğru. Yani dijital okuryazarlık konusunda biraz sıkıntılı bir süreçteyiz ülke olarak. Bu da tabii ki herkesin İşin nedirini bilmeden, yani akademik tarafı iyi bilmeden işin nasılına yönelik bir şeyler yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Yani bahsettim ya, dijital pazarlama deyince hemen internette reklam mı vermemiz lazım gibi ifadeler söz konusu. Halbuki önce iletişim ve strateji lazım. Cansu Hanım, branding Türkiye'de sadece iş kitapları tanıtımı mı? Yani iş kitapları, kişisel gelişim ağırlıklı olsa da
Branding Türkiye öneriyor diye bir kategorimiz var. Orada da bizim konseptimize çok aykırı değilse PR'ını yapıyoruz o kitaplarında tabii ki. Veya Branding Türkiye öneriyor da yayınlamıyoruz ama haber olarak yer veriyoruz. Ona göre bir bütçeleme yapıyoruz PR çalışması anlamında. Sercan Bey'in dediği gibi Canva.com'u kullanabilirsiniz görsel hazırlamak noktasında eğer Photoshop bilmiyorsanız. Tabii Photoshop gibi programlara hakimseniz Canva biraz şey kalıyor, basit kalıyor ama hiç bilmiyorsanız Canva'dan başlayabilirsiniz. Kişisel web sitesi için link yollayacağım onu. Sizin yazarlar WhatsApp grubu vardır herhalde. Ben linki atarım. Gamze Hanım'ın mı sorusu var? Mikrofonu açabiliriz sanırım. Gamze Hanım. Bu kaldı, göremedim. Mikrofonu açtım Gamze Hanım'ın. Buyurun Gamze Hanım. Merhabalar, merhabalar hocam. Öncelikle teşekkür ederiz böyle güzel bir etkinlik hazırladığınız için. Hocam sizin kitaplarınızı temin edebiliyor muyuz ya da ne şekilde temin edebiliriz? Ya tabii son kitapla ilgili biraz şey oldu. Koronavirüsün azizliğine uğradık. son kitabımız o süreçte çıktı ama şu anda dağıtımla ilgili bir sıkıntı yok. Ama gidip Diyanar'dan vesaire tabii alamıyoruz, alamıyorsunuz. Kitap yurdunu tavsiye ederim. Idefix'ten alabilirsiniz. İşte hepsi buradan getirebilirsiniz. Dijital markalaşma ve stratejik marka yönetimi tam işte sosyal medyada veya işte markalaşma noktasında size yol haritası olabilecek kitaplar. Temin edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Faydasını da göreceğinize temin ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Branding Türkiye'de yazar olmak isteyenler, tabii bizim Branding Türkiye'de genelde iş dünyasına yönelik içerikler var. Yani eğer sosyal medya, dijital pazarlama vesaire konularında içerik üretiyorsanız, işte marka yönetimi, kurumsal iletişim, insan kaynakları, satış vesaire. Biraz Branding Türkiye'yi inceleyebilirsiniz. Bunlar konusunda içerik üretiyorsanız, yazarlıkla ilgili ben size link atarım. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Zaten onunla ilgili de size bir dönüş oluyor, mail yolluyoruz yazarlık başvurusu yapanlara. Ben şimdi linki paylaşıyorum elimin altındayken. Yazarlık başvurusunu bu link üzerinden yapabilirsiniz. Tamamdır. Başka sorusu olan var mıydı? Böyle bakıyorum. Aslında önemli bir konu. Hepimizin sürekli kullandığı bir konu. Uğraştığı bir alan. İllaki sorular olur diye bekliyorum. Nazif Bey var. Evet. Buyurun Nazif Bey, sizi dinliyoruz. Hocam ses geliyor mu şu an? Duyuyoruz. Evet, duyuyorum. Merhabalar öncelikle. Herkese hayırlı günler. Ben hocam anlatırken notlarımı da alıyorum. Notlarıma bakarken şey dikkatimi çekti. Hani bir yazar olarak artık 83 milyondan sorumluyuz dedi hocamız. Hani biz yeni bu yazar olmamız hasebiyle yani daha çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu sorumluluk konusunu biraz daha açabilir miyiz zahmet olmazsa? Tabii. Şimdi iş dünyasında ben 16-17 yaşından beri çalışıyorum. O zamanlar bir büyüğüm bana şunu demişti. Toplantılarda siyaset, spor, daha doğrusu futbol ve dini konular konuşma demişti. Böyle olursan başarılı olursun demişti. Onu hiç unutmam. Bir daha tekrar eder misiniz hocam? Siyaset, spor? Siyaset, spor ve dil. Dini konular. Evet. Yani bunlar hepsi aslında bizim kişisel konularımız. Yani siyasette kişisel tercihimiz, din kişisel tercihimiz, tuttuğumuz takım kişisel tercihimiz. Hiçbirinde radikalizme varan, holiganlığa varan paylaşımlar yapmamamız gerekiyor. Bu birincisi. Yani biz orada bir yazar olarak veya bir kurumu temsilen orada bulunuyoruz. Yani bizimle işe başlayacak insanlara mesela iş sözleşmesinde mutlaka buna yer veriyoruz. Yani yarın öbür gün bu kişi sosyal medyada herhangi bir konuya, bir gruba saldırıda bulunursa bu işten atılma sebebidir. Yani hukuki olarak da böyle. Dolayısıyla biz orada kişisel hırslarımızdan,
kişisel zevklerimizden belki biraz feragat ederek profesyonel olmaya çalışacağız. Yani kitabımızı paylaşacağız. Genel geçer konularla ilgili tabii ki özel günlere, işte toplumu ilgilendiren meselelerle ilgili paylaşımlar tabii ki yapabiliriz. Ama böyle çok ileri boyuta varan paylaşımlar yarın öbür gün mutlaka karşınıza çıkar. Yani ben itibar yönetimi danışmanlığı da yapıyorum. Emin olun çok meseleler var. Yani parayla bile kurtaramıyorsunuz sonrasında. Ya tabii yazdığınız alan dinse o başka bir şey. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani demek istediğim radikal konulara çok girmeyelim. Radikal içerikler paylaşmayalım. Böyle çok fanatik olmamamız gerekiyor. Onun dışında herkes istediği gibi tabii ki paylaşım yapabilir. Yani bu benim tavsiyem tabii ki. Bir başka uzman da siyaset paylaş, takipçi kazan diyebilir. Bu çok tavsiye edilen bir şey değil. Yunus Bey şöyle bir şey demiş. Yazdığımız alan dini ise sanırım... O zaman paylaşabilirsiniz. Onda sorun yok. Yani ben radikal boyutlara varmasın demek istiyorum yani. Twitter'da falan görüyoruz. Olumsuz durumlar yaşanıyor. Bu sadece kendimizi ilgilendirmiyor. Bakın yazdığımız kitapları, yazacağımız kitapları, yayın evimizi bağlar. Yani sizin yazarınızın yaptığı bir davranış sizi bağlar. O yüzden sizin de sosyal medya kullanımıyla ilgili bir belki bir manifesto, bir kurallar zinciri aslında hazırlamanız iyi olur. Biz nasıl yazarlarımızla paylaşıyorsak aslında bunları. Gökbey Bey, çok affedersiniz. Buyurun. Hani bu bahsi geçmeden bu konuyla ilgili, bu arada herkese merhabalar. Ben biraz geç katıldım, kusura bakmayın. Yalnız lazım, buyurun. Şimdi bu konuyu geçmeden bu aydın sorumluluğu bağlamında hocama sormak istiyorum. Yani yazar dediğimiz kişiler toplumda gerçekten bir şeyler yapabilme durumuna gelen, toplumun belki de biraz eğitim olarak sorunlara, meselelere bakan kişileri olarak biraz üst düzeyde kişiler olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü bir şeyleri var ki anlatabileceği, söyleyebileceği bir şeyler var ki bu kişi yazmaya teşebbüs ediyor. Bu anlamda ben bunu erdemli bir davranış olarak görüyorum, önemli olarak görüyorum ve bu kişilerin de birer aydın olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim geleneksel demeyeyim ama şu son dönemlerde, son yüzyılda aydın kimliğine yapıştırılan bir damga var. O da şudur. Deniyor ki aydın her zaman yönetime, her zaman muhalif olacak. Her şeyi eleştirecek gibi bir algı maalesef vardı bizim aydınımızda. Bu son zamanlarda kısmen bayağı bir örselendi. Şimdi Sayın Hocam'ın burada hiçbir dini, hiçbir siyasi bir şey paylaşmayın deyince aydın bence belli konularda o sonradan farklı olduğunu da anladım. Zannedersem radikalizme kaçmadan belki hani birinin haklarının başladığı yer bir de birinin bittiği haklarının bittiği sınır meselesine dikkat ederek bence görüşlerimizi söyleyebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Yoksa yani çok da etliye sütlüye karışmayan, hiçbir önemli meselede görüş serdetmeyen, ortada giden bir etkisiz bir kişi de bence öyle bir aydından bilmiyorum ne kadar yararlanılabilir, ne kadar yararlı olur. Bu konuda, bu konuyla ilgili de bir değerlendirmesi olursa Sayın Hocam'ın onu da almak isterim. Evet, aslında siz de belirttiniz. Yani ben biraz daha tabii radikal boyutlara varmaması konusunda tavsiyede bulundum. Yani 10 paylaşımınızın 9 eğer siyasetse problem olur. Anlatmak istediğim aslında bu. Yani ağırlıklı olarak iyi yazarları, daha doğrusu popüler olmuş ve belli bir skalanın üzerine çıkmış yazarları da incelediğimizde, analizler yapıldığında aslında onların da toplumun geneliyle ilgili problemlere görüş bildirdiğini ama burada radikal olmadıklarını ve toplumun yani 83 milyonun yararına paylaşımlar, ifadeler kullandıklarını gördük. Yani burada A partisi, B partisi, muhalefet, iktidar vesaire demiyorum ben. İstediğiniz partiyi tabii ki tutabilirsiniz. Radikal de olabilirsiniz. Dediğim gibi bu da belki tercih edilebilir ama ben tavsiye etmiyorum, uygulamıyorum da. Yani işte 10 paylaşımımızın 9'u değil, belki 10 paylaşımımızın 1'e görüş bildirimi olabilir. Genel geçer konularla ilgili, siyasetle ilgili vesaire. Ama genellikle biz sosyal medyada
kendi markamızı oluşturuyoruz. Kendi itibarımızı muhafaza etmek zorundayız. Dediğim gibi ben itibar yönetimi danışmanlığını da yapıyorum. Ve marka yönetimi danışmanlığından daha çok para kazanıyorum. Çünkü itibarı kurtarmak bir ay sürmüyor. Uzun yıllar sürebiliyor bazen. Ve çok vahim durumlar gördük, yaşadık. Toplumun fark etmediği ama bizim arka planda gördüğümüz, düzelttiğimiz birçok olay oldu. Dolayısıyla işin direkt mutfağında yer aldığım için ve problemleri, sıkıntıları bildiğim için biraz tabii dikkatli olunmasından yanayım ben. Tavsiyem bu noktada. Ben çok nötr kimliği, kimliklere karşıyım. Ben birazcık memleket meselelerinde olsun bir takım yani yerine göre bu dini de olabilir, ekonomik de olabilir, sosyal de olabilir, edebiyatla ilgili de olabilir. Bir duruş, bir yol çizebilmeli. Yani insanlar da hani biraz önce söyledik de aydınlara bakarak pozisyonu alıyor. Yani siz hiçbir şey söylemediğiniz zaman başkası o konuyla ilgili yanlış bir şey söyleyip insanlar o yola sevk edebiliyor. Benim bu noktadaki duyarlılığım bu. Evet. Onun için orada hemfikiriz yani, orada bir sorun yok. Tamam. Ben sorun de anlatabildiğimi yok. Düşünüyorum. Evet evet, anlaşıldı zaten. Evet. Sorun yok. Mustafa Bey, evet yani görülebilir ama yine de o yoldan devam edebiliriz. Sorun yok. Cansu Hanım'ın bir sorusu var. Yazarlık konusunda sizce nitelik mi, nicelik mi? Yani evet, yani bu da yazardan yazara göre değişir. Yani eğer nitelikli içeriği hızlı bir şekilde ve çoklu disiplinlerden yararlanarak üretebiliyorsanız, orada nitelik de önemli, nicelik de önemlidir. Yani ben mesela, benim yazdığım 30'dan fazla kitap var. Kendi sektörümle ilgili, tarihle ilgili, edebiyat, işte roman, hikaye vesaire. Dolayısıyla nicelik açısından da fazla oluyor. Nitelik açısından tabii ki buna okuyucu veya işte yayıncı karar verir. Başta da söylediğim gibi hani kimse kendi kitabı için kötü bir yorum yapmaz. İkisini de önemsiyorum. Yani hızlı yazabiliyorsanız, çok farklı disiplinlerden yararlandıysanız, multidisipliner bir yapınız varsa yazabilirsiniz. Tek bir alana bağlı kalmayın. Yani şiir yazan hikaye yazamaz diye bir şey yok. Veya hikaye yazan roman yazamaz, roman yazan işte araştırma yapamaz diye bir şey yok. Eğer bilgi dağarcığınız ve enerjiniz varsa farklı konularda içerik üretebilirsiniz. Bu sizin de yararınız olur, kaleminizi besler. Farklı kaynaklar okumak iyidir bu arada. Türk tasavvufu ben de değer veriyorum tabii ki. Tasavvuf dediğimiz şey de zaten yani Horasan'dan, Orta Asya'dan başlayıp kimlik bulmuş, kurumsallaşmış bir konudur. Başkaca soru yok sanırım. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Katılımınızdan dolayı ben bütün yazar arkadaşlarımıza buradan yayın evimiz adına teşekkür ediyorum. Yine Branding Türkiye'den Mürsel Bey'e de zaman ayırıp burada hem düşüncelerini, deneyimlerini bizimle paylaştığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Verimli oldu. Bizim için özellikle de yazar arkadaşlarımızın izlemeleri gereken yol açısından verimli olduğunu düşünüyoruz. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Katılım oranları da yine iyiydi. Bu katılım oranlarını neye göre veriyoruz? Başka kurumlarla da karşılaştırıyorum. O yüzden sayının iyi olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi önümüzdeki haftalarda da yine buna benzer, hazır bu büyük salgından dolayı evlerde olduğumuz şu günlerde kendimizi geliştirmek, bu evde kaldığımız şu günleri değerlendirmek adına yaptığımız bu toplantıları sürdürmek istiyoruz. Şimdi ilk hafta ve ikinci hafta sosyal medya üzerine eğildik. Bu alanda uzman olan ilk önce Sercan Yılmaz'ı, sonra Mürsel Ferhat Sağlam Bey'i çağırdık. Şimdi önümüzdeki hafta yine buna benzer bir toplantı yapmak istiyoruz ama biraz konuyu değiştirerek farklı bir toplantıya geçmek istiyoruz. Aklınızda varsa, şu konunun üzerine değinilse iyi olur diyebileceğiniz bir konu varsa söyleyebilirsiniz. Onun üzerine alanıyla ilgili bir uzmanımızı çağırabiliriz. Ya benim aklımda telif haklarıyla ilgili bir kısım var. Belki sizin öğrenmek istediğiniz özellikle bir konu varsa ona yönelik bir çalışma yapabiliriz. Bunları buradan da söyleyebilirsiniz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan, iletişim bilgimizden bize ulaştırabilirseniz bu hafta içerisinde ona yönelik bir uzman arkadaşımızı davet ederiz ve haftaya
böyle bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bekleriz önerilerinizi. Güzel bir konu, telif konusu. Bizim de yazarlarımızdan bu konuda uzman bir arkadaşımız var. Ben de onu size öneririm. Bir hukukçu olursa çok iyi olur. Yani telif hakları ve patent tescil konularıyla ilgili epey uzman bir arkadaş. Çok iyi olur, çok iyi olur. Çünkü çok telefon alıyoruz. İşte şu görseli kullansam olur mu, şuradan şu yazıyı aldım, işte şöyle notere gideyim mi vesaire. Çok soru alıyoruz. Bizim bildiğimiz şeyler elbette ama bir toplantıyla da merak edilen konular varsa dile getirip kaydedersek güzel olur. Olur hocam, o konu hakkında da görüşelim sizinle. Başka öneri varsa da yine alabiliriz arkadaşlar da. Gökbey Bey, ben bir öneride bulunmak istiyorum. Ben edebiyatçıyım alan olarak da. Arkadaşlarımın hepsini tanımıyorum. Aralarında edebiyatçı olan da vardır. Şimdi İtalya'da böyle bir sıkıntı oluyor. 7 kişi bir mağaraya sığınıyorlar ve orada Decameron hikayeleri diye bir hepsinin işte her gün birbirine farklı hikayeler anlatmasıyla ilk hikaye örnekleri diye verdiğimiz Decameron hikayeleri yazmışlar, işte orada oluşturmuşlar. Şimdi bu sıkıntılı günlerde sizin böyle bir çabanız var ve bir yayın evinin de genel yayın yönetmenliğini takiplerini yapıyorsunuz. Acaba diyorum bu korona günlerinde şöyle bir şey mi yapsak? Korona denemeleri diye herkes 5 sayfayı geçmeyecek şekilde böyle bir deneme yazsa da böyle bir denemeleri diye bir deneme mi çıkarsak diye aklıma geldi katılmak isteyenler. Güzel olur. Kutlu Yayın Evi e-kitap olarak ücretsiz. Aynen. Aynen. Ben herkese ulaştırır. Biz de reklamını yaparız. Ben öyle bir şey düşündüm. Korona denemeleri diye böyle bu sıkıntılı günlerde zaten hani yazmaya, düşünmeye çok vakit var. Evrensel konular esas alınır ama bir de denemelerde ufuk çizme önemlidir. Eğitimle ilgili, aileyle ilgili, aile yapısıyla ilgili, kültürle ilgili, çocuk yetiştirmeyle ilgili, aydın karakteriyle ilgili. Yani farklı konularda denemeler yazarak böyle bir güzel bir eser çıkarabilir miyiz bu dönemi diye de düşündüm. Yani çok özverili Kutlu Yayın Evi'ni de bu anlamda hep takdir etmişimdir. Güzel bir eser çıkar diye düşünüyorum. Salim Bey sağ olun. Ben önümdeki deftere notumu aldım. Salim Ulu Bey'in önerisidir diye. Korona günlükleri güzel olur. Biz yazarlarımıza duyuru çıkartalım. Kim ne katkıda bulunmak isterse. Korona denemeleri diye. Yani denemeleri şeklinde. Korona denemeleri diye. Hem güzel olur. Yayınlarız. Hem de bu sözünü ettiğimiz sizden sanırım yoktunuz. Sizden önceki toplantıda söyledim. Çay Simit Kitap diye bir edebiyat sitesi açtık. Hatta orada da yayınlar. Hatta ilk yazıları da oraya toparlarız. Güzel bir veri çıkarsa, ortaya güzel bir veri çıkarsa bunu kitaplaştırabiliriz. Onun sözünü de yani, vereyim ben buradan. Kitap olarak bile yayınlayıp data toplamak açısından çok etkili olur. Ben de hem yazı olarak hem de reklam olarak katkı alırım. Şeyden hanımın bir sorusu var, evet. Soru değil de beyefendinin önerisine aslında biz Günihal Baki Akgündüz Hanım'la biz böyle bir çalışmaya başlamıştık zaten. Korona günleriyle ilgili bir şeyler yazmaya başlamıştık. Ya bizim yayın evimizde değil ama bir başka 5-6 yazar arkadaşımız daha bize katılabileceğini söylemişti. Biz böyle bir çalışmaya başladık zaten. Orada yani yayın evimizde olursa çok güzel olur. Aklın yolu bir hocam, sağ olun. Evet, dediğiniz gibi evet. Sonuçta ortada bir doğru varsa akıl oraya doğru akacaktır su gibi. Güzel bir öneri. Biz Salim Bey'in önerisini duyuralım. Belki 4-5 yazardan değil, belki 30-40 yazardan oluşan bir şey olacak. Bir kurul yazısı gibi bir şey olacak. Ve ortaya güzel bir şey çıkar. Yani birisi deneme yazar, belki birisi şiir yazar. Yani şimdi burada birçok şairimiz var. Şimdi şairlerimize de belki düz yazı konusunda zorlama yapmayız. Deriz ki size şiir yazın. Mesela korona ile ilgili birçok şiir çıkar ortaya. Güzel olur. Korona şiirleri diye ikinci bir kitap çıktı bile bakın. Evet. Yani biz de yeni bir şey katmış oluruz buna. Güzel olur yani, bunu konuşalım. Birkaç taktik verin. Bir de kapatmadan önce ben bir öneri daha bulunayım size. Herkese faydalı olur. Şimdi bir link paylaşıyorum. Sahiplen.com. Noterde yüzlerce liraya yapacağınız şeyi 5 liraya yapabiliyorsunuz. Evet, arkadaşlardan biri sormuştu. Onun sorusunun yanıtı da olsun aynı zamanda. Kullanın arkadaşlar. Branding Türkiye'den ulaştığınızı belirtebilirsiniz.
Yani kitaplarınızı, işte dosyalarınızı, şiirlerinizi sahiplen.com üzerinden 5-6 liraya noter onayını, dijital onayınızı ve hukukidir bu tamamen. Hukuksal bir tarafı da var. Yani noterdeki durumla aynı geçerliliğe sahip. Yasal olarak uygun ve daha uygun yani fiyat olarak da uygun. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sanırım başka bir sorumuz kalmadı. Sohbete de doyum olmuyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yarın saatte kapatacak. İşlere kadar yolu var herhalde. Güzel, güzel bir şey. Bu iyi bir şey. İyi olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi sosyal medyada az çok samimiyetimi gördünüz zaten. Kimseye niye yazdınız demem. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Yani yardımcı olurum her zaman. Artık bu bizim dostluğumuzun başlangıcı oldu diyelim. Her zaman irtibatta olabiliriz. Çok tamamdır, teşekkür ederiz hocam. Hepinize iyi teşekkür ederim. Önümüzdeki haftada yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Sağ olun, güle güle. Eyvallah.